Evet. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine bir kargo açımına hoş geldiniz. Bıçağımla, kargomla karşınızdayız. Bir an önce açmak istiyorum. İki tane ayakkabı var. Bakalım içinden neler çıkacak. Çok istediğiniz, uzun zamandır beklediğiniz bir ayakkabı var. Açabildik. Evet, iki adet ayakkabı var arkadaşlar. Yine bir tanesi eşime, bir tanesi de bana. Ben de iki farklı ayakkabı yok, sandım. Yok, hayır. Bir tanesi sana, bir tanesi bana. Kutular biraz zarar görmüş. Sağından solundan vuruk yemişler ama gördüğünüz geliş şekli direkt olarak kargo poşetiyle geldiği için normal zarar görüyor olması. Yine aylık Instagram ayakkabılarımızdan bir tanesini yapmak istedim. Bu sefer de sizin en çok istediğiniz, bir önceki videolarda çok fazla yorum olarak gelen ayakkabıyı almak istedim arkadaşlar. Bunu bana gönderen adres ise sportik.tc. Adresi aşağıda açıklama kısmına veriyorum. Teşekkür ediyorum bu ayakkabıları gönderdiği için de. Ürünler bakalım nasıl geliyormuş, ne şekilde çıkıyormuş, onlara bakmak istiyorum. Sizler de bu şekilde alırsanız eğer kapınıza gelecek aynı şekilde bir farkı olmadan. Hadi şimdi ayakkabıyı açalım. Şöyle çeviriyorum. Bang bang, yine ikili kutu açımı ve karşımızda olan ayakkabılar arkadaşlar. Nike Blazer ayakkabıları ve ama ne görüyoruz, birer tane de çorap var içlerinde. Sizler de aldığınız zaman bu şekilde muhtemelen çoraplı gelecek çünkü her iki kutuya da konulmuş. Güzel, güzel bir dokunuş değil mi? Evet, hoş oluyor böyle şeyler. Güzel olmuş bence de. Yalnız bir tanesinin küçüklüğüne bakar mısın ya? Yine senin için. Kadın modelleri de arkadaşlar. Çok tatlıymış ama şimdi çıkartınca görüyorum. Oo, çok şöyle çorabımızı da çıkartalım, kutularımızı kaldıralım. Ama ilk görünüşte bir hoşuma gitti biliyor musun? Daha İstediklerine değermiş diye düşünüyorum. Evet. Dışındaki kullanılan materyalleri, kalitesi bayağı hoş gözüküyor. Birbirinden farklı renkler arkadaşlar. Evet, farklı renkler. Evet. Seninki gri ve benimki krem. Aynen, aynen ve şöyle yan tarafında verified arması var. İlginç. Evet arkadaşlar, şu anda ne diyorsun ilk görünüşünde, nasıl, ne düşündün? Bizim tarzımız değil öncelikle galiba. Biraz Converse'leri andırıyor. Biraz böyle Vans giyenlere falan güzel gidebilecek model ama çok isteniyordu. Ya ben aslında çok seviyorum, çok beğeniyorum modelleri fakat bana yakışmıyor çok fazla. Ben o yüzden tercih etmiyorum. Yoksa hani sana çok güzel olur bence. Ya hoşuma gitti ama arkadaşlar ya. Bayağı böyle kalitesi falan, biraz daha yakından bakabiliriz istiyorsan. Ben hani diyordum blazer hani herhalde spor ayakkabı tarzı bir şey sanıyordum. Yalnız içinde şaşırdım. De şöyle göstereyim. İçinde de arkadaşlar bakın bu şekilde daha farklı bir kağıt veya işte karton yok. Plastik koymuşlar. Evet, hoşuma gittiğini söylemem lazım. İlk elimize aldığımız zaman böyle bir kaliteli, güzel bir izlenim veriyor. Özellikle üstündeki materyaller daha kaliteli. Ele yapışan işte sentetik deri buralar, yapay deri güzel yapılmış ama bayağı kalın kalın her şey. Bütün materyaller kalın kalın. Çok hoş gerçekten, ön tarafı daha farklı, daha sağlam materyalden. Bağcıklar aynı, bana Converse'leri hatırlatıyor. Evet. Değil mi? Yüksek bilekleriyle. Evet, şık, gayet şık bir tasarım. Üstündeki materyallerinin kalitesini ben cidden beğendim. Daha böyle dolgun dolgunlar yani. Arkada Nike yazısı, Nike logosu. Evet, gayet güzel. Dilinin pofidikliği, yani dil biraz böyle değişik ama herhalde şekli şemali bu. Yani tarzı bu diye düşünüyorum. Dimension 6 kısaltması var, DM, SX. Evet, güzel. Gayet güzel görünüyor. İçinde zaten basketbol şubu oynamayacaksınız. Oynamayın zaten. Nereden alırsanız alın, böyle şeyler yapmayın. Günlük ayakkabı mı? Günlük ayakkabı tabii ki. Zamanında belki oynanmıştır basket 1980'lerde falan. Veya bu tarz ayakkabılar da o sıralar oynanıyordu ya. Converse'lerde falan. Biraz Jordan 1'i andırıyor. Jordan 1'i andırıyor. Zaten işte bu modellerin tutma sebeplerinden biri de bu. Yani Jordan 1 ile şu özellikle belgesel sonrasında, Michael Jordan'ın belgeseli sonrasında bayağı ünlendi. Evet, seninkisi de daha tatlıymış. Evet, kadınlara göre yine güzel tercih. Her türlü, yani kadın erkek fark etmeksizin tercih edilebilecek bir ayakkabı. Ki çok da güzel bence tip olarak. Bir ayağımıza denemek istiyorum. Biraz dar geldi bana. Şöyle içine doğru bir bakabilirsen. Evet, topuk kısmı bana da dar geldi. Ve ayak kısmıyla da birlikte. Şu an mesela bu 45 evet, çok numara. Çok düz yani, bir şey yok. Basketbol ayakkabılarını düşünürsen resmen ikisini yan yana koy. Bir basketbol ayakkabısının genişliği olurken burada çok dar bir silüet var arkadaşlar. Benim sevmeme sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir.
geniş ayaklı arkadaşlar için çok uygun olacağını düşünmüyorum şahsen. Şey peki topu yani şey yastıklaması falan özel bir yok, hiçbir şey yok değil mi? Ya düz. Bunlarda hiçbir yastıklama yok. Aynı Jordan 1'ler gibi düşünebilirsin. Bundaki yastıklamalar daha çok içinde kullanılan bu tabanlıkla oluyor. Tabanlık da fena değil gibi. Yani bak bastığınız zaman ufak bir rahatlık hissi sağlıyor. Minimum bir tasarım yani aslında. Ama ben daha önce bu rengi görüp görmediğimi hatırlamıyorum. Daha sade renklerini beğenmiyordum ama bu renklerini daha çok beğendiğimi söylemem lazım. Normalde daha renkli renkli mi? Evet. Daha renksiz oluyordu genelde. Bembeyaz mesela. Onları pek beğenmiyordum. Bunu da bir tık daha fazla beğendim. Özellikle bilek kısmına yaklaşırsam mesela bak burada kullanılan dikiş örgü yine daha güzel geldi bana. Daha sağlam bir seninki örgü var. Seninki 45, benimki 36. Mesela bak 36'da daha farklı gelirsen. Daha yumuşak bir örgü var. Buradaki daha farklı, çok hoşuma gitti. Yani bu daha çok hoşuma gitti. Daha sağlam, daha kalın ve güzel bir petleme sunacak bilek çevrenizde. Evet, keyifli. Gayet güzel. Çoraplarımızla mı deneyelim, ne diyorsun? Aynen, ben öyle düşündüm. Çoraplar da fena değil arkadaşlar. Yüksek bilek Nike çorapları. Hediye olarak bundan gönderiliyorsa ben bayağı hoşuma gitti. Ben kendiminkini açayım. 5 numara için. Ve ayağımızda deneyelim. Ne dersin? Evet. Şunu da unutmadan söyleyeyim ayağımıza denemeden önce. Arkadaşlar yine bu videonun yorumlarından bir tane arkadaşıma istediği numaradan hediye etmek istiyorum. Ayda bir böyle sizlere geri hediye edebileceğim bir ayakkabı olsun istiyorum. Nike Blazer çok istediniz, çok söylediniz. Abi incele. Ne zamandır geliyor? Belki bir yıldır. Çok fazla isteniyor. Instagram'dan özellikle alınması çok istenen bir ayakkabı. İçinizden bir tanesine de hediye etmek istiyorum. Yapmanız gerekenler çok basit. Diğer videolarda olduğu gibi. Beni Instagram'dan takip edeceksiniz. YouTube kanalına abone olup like atıp yorum yapacaksınız. Ve yorumunuza Instagram linkinizi ekleyeceksiniz. Ben de bu şekilde kontrol edebileceğim. İşte video çok güzel olmuş. İşte Instagram'ım şu gibi kazanımını çünkü test etmem lazım. Bakmam, kontrol etmem lazım. Ve de Instagram'dan açıklıyorum. Ve daha sonra oradan iletişime geçiyorum. Bu kadar basit. Hadi şimdi ayağımıza deneyelim. Bakalım nasıl oluyor. Benimki yalnız çocuk şeyi gibi. Çocuklar da giyebilir. Kadınlar da giyebilir. Bu 36 numara arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Bu da 45 numara. Hepsi zaten 45 numara ben tercih ediyorum. Evet hadi arkadaşlar bakalım. Ayağım girecek mi pek emin değilim. Fazla dar geldi ama bu arada çorabı bayağı beğendim. Çorap çok hoş. Çok rahat. Evet bakalım ayağım. Yani bütün hepsinde şu an uğraşıp girdim. Ama bir genişlettim. Darmış arkadaşlar biraz. Yani bunu ince ayaklı arkadaşlar alsın. Gerçekten bayağı dar ve küçük de geldi. O zaman şöyle düşünebilirsiniz. Diğer basketbol ayakkabılarını falan inceledik ya buradan arkadaşlar. Oralarda mesela 45 numara hep bana bol geliyordu. Şimdi 45 numara dar geldi. Bu ayakkabının kalıbı biraz daha dar. Yani almak isteyen, alacak olan arkadaşlarım için söylüyorum. Ona göre sipariş verin. Ben normalde 45 numarayı bol bol giyerken bunda biraz dar oldu. Bayağı dar oldu hatta öyle söyleyeyim. Rahatsız bir yapısı var ama ya ben çok ya Blazer'ları, Air Force'ları beğenmemem sebebim bu. Ya bu bayağı bir sıkıntılı ya. Şuraya bak. Nasıl görünüyor? Ayakta güzel duruyor. Ayakta bir tarz duruyor. Ben rahatlık adamıyım ya. Bana Boost verin, bana React verin, bana basketbol ayakkabısı verin. Onlar rahat oluyor çünkü. Dediğim gibi alacaksanız mutlaka kalıbına dikkat edin. Kalıbı çünkü çok büyük değil diğerlerine kıyasla. Geniş ayaklar için uygun değil. Geniş ayaklar için zaten hiç uygun değil. Şu an mesela bana en uygun olmayan ayakkabı giyiyorum ben şu anda arkadaşlar. Değil mi? Hı hı. O yüzden hiç yanaşmıyordum. Bana çok fazla işte abi incele deniyordu. Şunu fazla şey yapmadan bağlamak istiyorum. Converse'ler de böyleydi ama lisede falan da. Değil mi? Biz giyerken ederken onları bağlaması yapması da çok zor oluyordu. Evet. Bu şekilde çok dar geldi bana ya. Hiç benlik değil. Ne diyorsun görüntüsüne? Yani görüntüsü çok güzel oldu sana. Evet görüntüsü güzel ama ben görüntü için maalesef rahatlığı feda edemeyeceğim. Değil mi? Doğru. Biraz sıktı arkadaşlar. Özellikle yani çok böyle küt olduğu için mesela şuradan falan biraz ayağım çıktı. Ama güzel. Kalitesi güzel. Çok rahat değil ama zaten bu tarz ayakkabılardan çok rahatlık beklemeyin. Ama şeyi güzel yani üstündeki materyalleri, materyal kalitesi fazla sert de değil dışı. Öyle olunca bir tık daha rahatlığa etki ediyor. Evet bu şekilde ayakta keyifli. Yani bunu zaten alacak olan arkadaşlarımız sadece görüntüsü için alacaktır. Ki öyle tercih ediliyordur diye tahmin ediyorum. Evet şık durabilir. Güzel biraz Air Force High'ları andırıyor. Pardon. Air Jordan 1 High'ları andırıyor. Onları bulmak zor. Onların fiyatları daha pahalı olduğu için.
belki bunu almak o şekilde mantıklı. Böylelikle sizin çok istediğiniz, çok beklediğiniz Nike Blazer ayakkabısını da incelemiş olduk, açmış olduk. Instagram'dan alırsanız nasıl gelecek, ne şekilde geliyor görmüş olduk. İçinden çıkan çorapla birlikte bizim de hoşumuza gitti. Yani ayakkabıyı çok kullanmasam da çorabı kullanacağım kesinlikle. Ve bir tanenize de, isteyen bir kişiye de daha doğrusu, hediye edeceğim. Yorumlardan seçeceğim. O yüzden yorum yapmayı unutmayın. Takip ediyorsunuz YouTube'u. Zil işaretine basıyorsunuz ve videoya like atıyorsunuz. Bir de beni Instagram'dan takip ediyorsunuz. Böylelikle bu ayki Instagram kargomuzu da açmış olduk. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı da ise bugünlük.